Ferhat Göçer'i bu konser sabaha kadar uykusuz bıraktı. Ünlü şarkıcının Harbiye konserinde çok romantik anlar da vardı. Ferhat Göçer hayatının en romantik konserine çıktı. Çok özele girecek belki ama. Sevgilisi Ömür Gedik en ön sıradan Ferhat Göçer'i hayranlıkla izledi. Sen de Ferhat Göçer tam 15 defa Harbiye'de konser vermiş bir isim olduğunu açıkladı. 16. konserim benim burada. Ondan sonra her sene, yani 16 sene önce ilk defa burada bacaklarım titriyordu, bildiğiniz yani böyle elim ayağım titriyordu. Ferhat Göçer'i konserinde sevgilisi Ömür Gedik de yalnız bırakmadı. Ömür Hanım şimdi aile kontenjanında, o başka bir şey. O bizden zaten, o zaten sahneyi, orkestrayı, konukları, her şeyi yönetiyor şu anda. O başka bir şey ama başka sürprizlerimiz de var tabii ki. Altıncı kez Harbiye'de sahneye çıkacak da olsa Ferhat Göçer konser sabahına kadar uyku uyumamış. Yani herkesi odadan uzaklaştırdım. Şöyle bir rahat. Çok özele girecek belki ama. Yani bugün büyük bir hassasiyetle saat 6.30'a kadar uyumadım, açık söyleyeyim. 6.30'a kadar kafamda dönüyor. Yani bu nedendir? Konsere ve geceye verdiğiniz değerle alakalıdır. 6.30'da sızmışım. Saat 4.30 müydü 5 miydi neydi uyandım. Ondan sonra Ömür arıyor, dedi ne oldu? Tamam uyudum dedim, rahatla. Herkes bir rahat nefes aldı. Ömür Gedik de Ferhat Göçer uyumadığı için sabaha kadar ayaktaymış. Ya mazlum. Yıllar sonra bile hiç kimseye söylemedim. Bu sevdayı kalbime gömdüm. Harbiye'yi dolduran binlerce kişi dev bir koro oluşturdu. Ben bu yüzden hiç kimseden. Eski ve yeni şarkılardan oluşan bir repertuarla sahneye çıkan Göçer, sevgilisi Ömür Gedik'le de konserde Kalp Kalbe Karşı Derler şarkısında işte böyle yakınlaştı. Kalp kalbe karşı derler, sen de beni hiç düşündün.